Sayın Genel Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Genel Kurul Toplantısının 4. yasama yılı 25. bileşimini açıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin menfaatleri doğrultusunda Mısır'a büyükelçilerden oluşan heyet gönderen Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı kurulmasını talep edip egemen güçler Orta Doğu'dan elini çeksin diyen, Ege'de Lozan Anlaşması'na rağmen adaları işgal eden Yunan ordunuza haddinizi bilin diyen, Suriye'de iç savaşa taraf olmadan diplomasiyi gözetin diyerek yurtta barış, dünyada barış ilkesini bir kez daha dünyaya duyuran, sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşın sesini ilk yükselten, gölge etmeyin başka ihsan istemez diyen Bülent Ecevit'ten sonra bağımsız Türkiye asla boyun eğmez diye haykıran Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Teşekkürler arkadaşlar. Türkiye tarihi günler yaşıyor. Her birimizin tek tek sorumluluğu var. Aklı bali olan her bir vatandaşımızın tek tek sorumluluğu var. Bu ülkenin geleceği konusunda her birimizin sorumluluğu var. Sandığa gidip oy atarken de, siyasal iktidarı yargılarken de sorumluluğumuzun bilincinde olmak zorundayız. Bu güzel ülkede, bu cennet parçası ülkede her birimiz huzur içinde yaşamak istiyoruz. Birlikte yaşamak istiyoruz. Görüş farklılıklarımız olabilir. Kimliklerimiz farklı olabilir. İnançlarımız farklı olabilir. Yaşam tarzlarımız farklı olabilir. Ama bu ülkede beraber yaşamak istiyoruz. Birlikte yaşamak istiyoruz. Bu ülkenin üzerine düşecek hiçbir gölgeyi kabul etmiyoruz. Hiçbir gölgeyi. Emperyal güçlerin bakışını, gölge düşürmesini asla kabul etmiyoruz. Dolayısıyla ben vatandaşlara sorumluluk duygusunu hatırlatırken bu ilkelerden yola çıkmak zorundayız. Her birimizin tek tek sorumluluğu var. Şehitlerimiz var. Pençe Şimşek Harekatı bölgesinde el yapımı bir patlayıcının patlaması sonucu uzman çavuşumuz Aygün Çakar hayatını kaybetti. Şehit düştü. Allah'tan rahmet diliyoruz. Hakkari Yüksekova'da bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda Mehmetçiğimiz Haluk Serhat Aldemir şehit düştü. Şehitlerimizi her zaman, her ortamda baş tacı yapmak hepimizin ortak görevidir. Değerli arkadaşlarım, Ramazan ayındayız. İnançlarımızın yoğunlaştığı bir aydayız. Belediyelerimize şunu söyledim. Ramazan ayının ağırlığını dikkate alarak bulunduğunuz beldede hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesine özen gösteriniz ve mutlaka ama mutlaka müdahil olunuz. Kampanyalar başlatıldı, çalışmalar yapıldı ve gerçekten de Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin olduğu yerlerde huzuru egemen kılmak için elimizden gelen her şeyi belediye başkanları yaptılar. Geçen hafta Ramazan'ın ilk haftasındaki yardımları sıralamıştım. 20-26 Nisan tarihlerinde 847.164 haneye belediye başkanlarımız aynı yardım yaptılar. 221.478 haneye nakdi yardım yaptılar. Ramazan ayı başından itibaren ise 1.578.116 haneye 498.697 haneye aynı yardım, 498.697 haneye de nakdi yardımda bulundular. Dolayısıyla belediye başkanlarımız ellerinden gelen bütün çabaları gösteriyorlar. Sayın Mansur Yavaş pandemi döneminde tam kapanmayla beraber özel bir çalışma yaptı ve 18.500 esnafımıza 400 TL nakdi yardım desteği 7.400.000 lira, 13.000 aileye başkent kartları dağıtarak 400 lira destek verdi. 113.000 aileye verilecek destek 45.200.000 lira. 100.851 aileye de gıda kolisi olarak 470 kiloluk gıda kolileri 47 milyon lira. Toplam 232.351 aileye 100 milyon liralık destek programı açıklandı. Bunların hepsini belediye başkanlarımız uyguluyorlar. Ama bu arada garip bir şey oldu. Bizim Cumhuriyet tarihimizde hiç görülmemiş bir şey oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, evet söyledik, vatandaşın derdi varsa koşacaksınız, derdini çözeceksiniz. Ekmek pahalı, alamıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ucuz ekmeği var. Ekmek büfesi koyuyor. Nereye? Ümraniye'ye koyuyor. Vatandaşlar daha ucuz ekmek alsınlar diye. Hiç görülmemiş bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Vay efendim, burada ucuz ekmek satamazsın. Niçin? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bunu yapıyor. Kim yapacak? Onun görevi zaten. Sen veremiyorsun, bırak bari o versin. Türkiye böyle bir tabloyla hiç karşılaşmamıştı. Emin olun. Hayretler içindeyim. Ucuz ekmek gidecek ya. Vatandaş ucuz ekmek alacak. Ya seni sevinmen lazım. Yer tahsis etmen lazım. Gelin burada daha ucuz ekmek veriyorsanız ona o imkanı, size her türlü imkanı sağlayacağım demeniz lazım. Engel oluyorlar. Bir dilim ekmeğe savaş açtılar bunlar. Akıl alacak şey mi ya? Bir dilim ekmeğe savaş açıyorsunuz ya. Tam bir ibret tablosu. Ama bunları aşacağız. 3 hafta tam kapanmaya gidiyorlar. Doğru mudur? Doğrudur. Ama kapanma yapmak yeterli mi? Hayır. Dükkanı kapattın. Gündelikçiler var. Nasıl geçinecek bunlar? Şimdi bekliyoruz. Bir sosyal programı, Erdoğan'ın açıklamasını bekliyoruz. Fakire fukaraya dışarı çıkma, evinde otur dedin. Güzel, haklısın demen gerekir. İnsanların hayatı her şeyin üstündedir. Ama o insanların beslenmeye ihtiyacı var. Yaşamaya ihtiyacı var. Sosyal programı bekliyoruz. Ve yine bu süre içinde icra takiplerinin tamamının durdurulması lazım. Grup başkan vekillerimiz bir kanun teklifi hazırladılar. Süratli bir şekilde aşağıya indirmek istiyorlar. Ha bunu efendim CHP verdiği için biz kabul etmiyoruz. Siz hazırlayın, getirin, biz destek vereceğiz. Amaç sorunu çözmek. Değerli arkadaşlarım, bunu yaparsa Erdoğan'a teşekkür edeceğiz. Geçen salı günü grup toplantısında turizmcileri çağır, bunların derdi nedir? Bir dinle bakalım dedim. Çok büyük sorunlar yaşıyorlar. Pek çok ülkeden de örnekler vermiştim. Kısa çalışma ödeneğini kestin, işsizlik patlayacak. Çok ciddi bir risk oluşturur bu dedim. Erdoğan nihayet dediğimi yaptı, turizmcileri çağırdı, kısa çalışma ödeneğinin süresini de uzattı. Doğruya teşekkür etmek de benim görevimdir. Onu da özellikle AK Parti'ye oy veren kardeşlerimin duymasını isterim. Doğrunun her zaman yanında ve arkasındayız. Yanlış olduğu zaman da eleştiririz. Karadenizleri bilirsiniz. Yiğit insanlardır. Yani Karadenizli kadın çok daha yiğittir vallahi. Sağlam durur, doğasına sahip çıkar, çevresine sahip çıkar. ağacına sahip çıkar, çiçeklerine, otlarına sahip çıkar, taşına, toprağına sahip çıkar, evine sahip çıkar. Rize, İkizler ilçesinde Cevizli köyü bir eylem içinde. Köyümüzün taşını vermeyiz diyorlar, toprağını vermeyiz diyorlar, ağacını vermeyiz diyorlar. Köyümüzü birilerine teslim etmeyiz, ranta teslim etmeyiz diyorlar. Buradan o köylü kardeşlerimin tümüne kucak dolusu sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Değerli arkadaşlarım, 1915 olayları konusundaki düşüncelerimi aktaracağım. Bu olay önce yabancı haber ajanslarında ve medyada yer aldı. Biden bu yıl 24 Nisan'da konuşurken soykırımı kabul edecek diye. Washington temsilcimizi aradım. Haberler böyle geliyor, doğru mu? Evet, bu haberlerin doğruluk payı çok yüksek dedi. Onun üzerine 22 Nisan'da bir açıklama yaptı. Biden'ın yapacağı açıklamada soykırım sözcüğünü kullanmasının doğru olmadığını, Türkiye ile Amerika arasında onarılmaz hasarlara yol açabileceğini, bu işin siyasetçilerin değil tarihçilerin görevi olması gerektiğini anlattım. Parti sözcüğümüz yaptığı konuşmalarda aynı şekilde bizim söylediklerimize vurgu yaptı ve dillendirdi. Biden açıklamayı yaptı ve soykırım sözcüğünü 2 kez kullandı. Öncelikle şunu ifade edeyim, bu Türkiye açısından çok büyük bir talihsizlik. Bugüne kadar pek çok iktidar geldi gitti. Ama hiçbir Amerikan başkanı 1915 olaylarını bir soykırım olarak tanımlamadı. Değerli arkadaşlarım, 1915 olayları bizimle Ermeniler arasında ciddi travmalara yol açtığı bir gerçektir. Birinci Dünya Harbi'nden başlayarak Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılma süreci, Birinci Dünya Harbi, bütün bunlara baktığınızda çok sayıda insanın yaşamını yitirdiğini görürsünüz. Siyasetçilere düşen görev, geçmişin acılarını bugün siyasi malzeme konusu yapmamalarıdır. Siyasilere düşen görev, tarihin derinliklerinden ders çıkararak geleceği barış ve kardeşlik üzerine inşa etmektir. Eğer bunu yaparsanız gerçek anlamda bir politikacı olursunuz. 1915 olayları acı mıdır? Evet, acıdır. İncelenmeli mi? Evet, gerekirse incelenmeli. Kimler yapmalı bu görevi? Tarihçiler değil, politikacılar değil, tarihçiler yapmalı. Türkiye bu konuda her zaman hazır olduğunu ifade etti. Arşivlerimizi açıyoruz dedim. Tarihçiler gelsin baksınlar dedim. Ama Ermenistan da arşivlerini açsın. Böylece tarihçiler gerçek bilgilere ulaşsınlar diye. Değerli arkadaşlarım, kini ve öfkeyi siyasetin malzemesi yaptığınız takdirde gelecek kuşaklara kini ve öfkeyi taşırsınız. Oysa siyasetçi kini ve öfkeyi günlük sıcak politikaya malzeme etmemeli. Değerli arkadaşlarım, 1915 olaylarını tartışmayacağım. O tarihçilerin görevidir. Ama eğer 19 Mayıs 1985 tarihinde, bir daha ifade edeyim, 19 Mayıs 1985 tarihinde New York Times ve Washington Post gazeteleri görülseydi ve o gazeteler Sayın Biden'ın önüne konsaydı, belki bu açıklama hiç olmayacaktı. Çünkü o tarihte çok sayıda tarihçi, ki Amerika'nın önemli tarihçileri de var, Dünyanın da önemli tarihçileri var. 1915 olaylarının bir soykırım olarak görülmeyeceğini, adlandırılmayacağını ilan ediyorlardı bütün dünyaya. Ama o zaman bir devlet vardı, bir başbakan vardı, dışişleri bürokrasi vardı. El birliğiyle bütün dünyaya bunu anlatıyorlardı. Evet, burada acı olaylar var. Evet, tarihçiler incelesin. Ama bunu bugünün siyasetine malzeme etmek doğru değildir yani. Özellikle Azerbaycan'ın işgal edilen topraklarını yeniden kazanması, Azerbaycan Ermenistan arasındaki ilişkilerin düzelmesi, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin düzelmesi konusunda önemli adımlar atılması gerekirken tam tersi bir tabloyla Türkiye karşı karşıya kaldı. Beceriksiz bir yönetimin Türkiye'yi getirdiği noktadır bu. Bir daha ifade edeyim. Beceriksiz bir yönetimin Türkiye'yi getirdiği noktadır bu değerli arkadaşlarım. Biden açıkladı. Erdoğan tam 3 gün sustu. Ama Erdoğan'ın trolleri "Ey Kılıçdaroğlu ne diyeceksin?" diye habire sosyal medyayı kullanıyorlardı. Bekliyorlardı. Erdoğan bir dünya lideri. Erdoğan bir aslan. Erdoğan çıkacak, bir kükreyecek ki kimse, herkes duyacak bu kükremeyi. Erdoğan konuştu. Bırakın aslanı, kedi gibi bir miyavlama sesi geldi. Acı ama bir gerçek bu. Kendi ülkesinin çıkarlarını savunmaktan aciz olan bir kişiyle karşı karşıyayız. Acaba biraz sert konuşursam başıma bir şeyler gelir mi? Bakın değerli arkadaşlarım, bizi televizyonları başında izleyen saygıdeğer vatandaşlarım, Türkiye yönetilmiyor. Türkiye savruluyor. Kendi çıkarlarını, kendi ülkesinin çıkarlarını savunmaktan bir aciz bir yönetimle karşı karşıyayız. Eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yöneten bir yönetim, yani bir kişi, kendi ülkesinin çıkarlarını kararlılıkla savunmadığı takdirde o devlet yönetilmiyor demektir. Bizle Amerika arasında elbette inişli çıkışlı çok olaylar oldu. Kıbrıs çıkarması oldu, Johnson'ın mektubu oldu, ambargolar oldu, afyon ekimi yasağı oldu, yasaklayacaksınız diye talepler geldi. Ama bütün bunlar olurken dirençli ve kararlı bir yönetim vardı. Kendi ülkemizde kararı biz veririz diyorlardı. Ve o bütün bu olaylar olurken bile hiçbir Amerikan başkanı kalkıp 1915 olaylarını bir soykırım olarak tanımlamadı. Peki asıl sorulması gereken soruya gelelim. Türkiye'nin kuruluşundan bu yana 1915 olaylarını Amerika'daki hiçbir başkan soykırım olarak tanımlamazken neden şimdi tanımladı? Bu soru önemli. Asıl sorulması gereken soru bu. Biden'a kızmanın bir alemi yok. O kendi iç politikasının gereğini yapıyor. Bizde çok güzel bir atasözü var. İğneyi önce kendine batıracaksın, çuvaldızı başkasına batıracaksın. İğneyi batıralım kendimize. Peki arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dış politikası nedir? Kuruluşundan bu yana bir dış politikamız vardı. Yurtta barış, dünyada barış. Ana eksen buydu. Bu eksen üzerine Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümetleri dış politikayı oluşturmuşlardı. Sadece bu mu? Hayır. Eşitlik ilkesine bakıyorlardı. Küçük devlet, büyük devlet ayrımı yapmadan. Başka? Karşılıklı hak ve çıkarlara saygı esası üzerine vardı. Başka? Uyuşmazlıklarda diyalog yönteminin seçilmesi ilkesi vardı. Öyle asarım, yok keserim, yok vururum, yok öldürürüm, yok öyle bir şey. Başka ülkelerin iç işlerine karışmama ilkesi vardı. Bu ülkelerin tümü terk edildi değerli arkadaşlar. Bakın, dış politikanın bir özelliği var. Dış politika, iç politikanın malzemesi asla yapılmamalıdır. İkisi çok farklıdır. Eğer dış politikayı iç politikanın malzemesi haline getirirseniz gelir böyle duvara çarparsınız. Ve sesiniz çıkmaz. Aslanken kedi konumuna düşmüş olursunuz. Ve bütün dünyada rezil olmuş olursunuz. Aynı zamanda dış politikanın milli olması gerekir. Dış politikada iktidar muhalefet ayrımı yoktur. İktidarıyla muhalefetiyle bir ülkenin çıkarları birlikte savunulur. Ve o nedenlidir ki dış politikadaki bütün gelişmeler konusunda muhalefet partileri, özellikle ana muhalefet partisi belli aralıklarla bilgilendirilir. Bunlar yapıldı. Ne zaman terk edildi? Bunların zamanında terk edildi. Başka? Özellikle Orta Doğu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyetidir. Arap dünyasının iç işlerine karışmayacaksınız. Orta Doğu politikasında ülkelerin iç işlerine karıştık. Müdahale ettik iç işlerine. Böylece Orta Doğu'da, Arap dünyasındaki devletlerin iç dünyasına, iç işlerine karışmama ilkesini terk ettik. Değerli arkadaşlarım, tipik bir örnek vereceğim. İran-Irak savaşı tam 8 yıl sürdü. 8 yıl. Ama Türkiye tarihten miras aldığı davranışı aynen korudu ve tarafsızlığını sağladı. Ben tarafsızım dedi. Ama bu savaşın bir an önce bitmesini isterim dedi. Ne Irak, ne İran asla Türkiye'yi rahatsız edecek hiçbir söylemde bulunmadı. Neden? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuranlar tarihi çok iyi biliyorlardı. Neyin olduğunu çok iyi biliyorlardı. Eğer siz kendi ülkenizin tarihini bilmezseniz, günlük söylemler geliştirirseniz, acaba şu cümleyi kurarsam çok büyük oy alırım kaygısıyla hareket ederseniz, Türkiye'yi bu noktaya getirmiş olursunuz. Dış politikanın ayrı bir dili var değerli arkadaşlarım. Dış politika sıradan bir politika değildir. O nedenle söylenir. Dış politika konusunda liderler konuşacaksa boğazlarının 9 boğum olması lazım. Ağızlarından çıkacak her kelimeyi ölçmeleri ve tartmaları gerekiyor denir. Değerli arkadaşlarım, şimdi dış politikadaki bürokrasiyi tamamen devre dışı bıraktık. Başka bir şey daha değerli arkadaşlarım. Dış politikayla iç politika çok farklıdır. İç politikada kavga ederiz. Farklı görüşlerimiz olabilir. Ama sonuçta kendi ülkemizi 3 gün sonra oturur konuşuruz. Barışırız, tokalaşırız. Ama dış politikada yaptığınız bir hata toplumların belleğinde yerleşir ve kalır. En tipik örneği Cezayir'dir. Birleşmiş Milletler'de Cezayir'in bağımsızlığına biz redoyu verdik. Cezayir Fransa'nındır dedik. Aradan yıllar geçti. Cezayir bağımsızlığını kazandı. Özal Cezayir'e gittiğinde Cezayir halkından özür diledi. Dış politika ulusların hafızasında kalıcı travmalar yaratsın diyorsanız böyle politika yapacaksınız. Yaratmasın diyorsanız Mustafa Kemal ve arkadaşların öngördüğü politikayı yapacaksınız. Bunlar dünyadan bir haberler değerli arkadaşlarım. Erdoğan'ın şahsım hükümeti. Yani diyor ki ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni aile şirketi şeklinde yöneteceğim diyor. Ve öyle yapıyor. Şahsıma aittir diyor bu devlet. Bu hükümet de şahsıma aittir diyor. 83 milyonu yok sayıyor değerli arkadaşlar. 83 milyonu. Partileri yok sayıyor. Kendi partisi de dahil olmak üzere. Şahsım hükümeti diyor. Şahsına ait diyor. Peki bu nereye taşıdı bizi? Yurtta barış, dünyada barıştan çıkardı. İhvan endeksli bir dış politikayı Türkiye'ye getirdi. İhvan endeksli. Yani Orta Doğu'da var olan bir siyasal partinin ideolojisini 21. yüzyılın Türkiye'sinde dış politikanın ana unsuru haline getirdi. Ya kardeşim, mazlumlara örnek olan ülke biziz. İslam dünyasına örnek olan ülke biziz. Bağımsızlık savaşı veren biziz. Milli Kurtuluş Savaşı veren biziz. Sen bütün bunları çöp sepetine atıyorsun, gidiyorsun İhvan'a, senin dış politikanı aynen destekliyorum ve bizim dış politikada İhvan endeksli olacak diyorsun. O ne demektir? Türkiye'nin itibar kaybı demektir. Başka? Sadece bununla yetirmediler. Dışişleri Bakanlığı'nın o namuslu, çalışkan, yurtsever, vatansever bütün bürokratlarını aşağıladılar. Bunlar moşer dediler. Bunlar ne anlarlar bu işten? Öyle ya. Onların hiçbirisi sucuk fabrikasında muhasebecilik yapmamıştı. Bu her şeyi biliyor. Şahsı zaten. Devlet de ona ait. O zaman ben her şeyi biliyorum diyor. Bunlar hiçbir şey bilemezler. Ve Dışişleri Bakanlığı'nın bürokrasisini tamamen devre dışı bıraktı. Başka? Dış politikayla yakından uzaktan hiç ilgisi olmayan eski milletvekilleri, rüşvetçilerin tamamını getirdi, büyükelçi yaptı. Ya akıl lazım biraz ya. Akıl ya. Akıl lazım bir insanda. Ya rüşvetçiden büyükelçi olur mu? Adam rüşvet almış. Belli rüşvet aldı. Defalarca söyledim. Ve bu kişiyi siz başka bir ülkeye gönderiyorsunuz. Arabasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bayrağı var. Herkes bakıyor. Rüşvetçi birisi atandı buraya. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu hale geldi diye. Çifte vatandaşlığa sahip olanlar bile büyükelçi atandı. Bir dönem Türkiye'nin çıkarlarını korumak için karı kocayı bile aynı yere vermezlerdi Dışişleri Bakanlığı'nda. Eski milletvekili tapu malların tamamını getirdiler büyükelçi yaptılar. Ya akıl alacak şey değil ya. Akıl alacak şey değil. Öyle bir noktaya geldi ki kim Dışişleri Bakanı Türkiye'de? Mevlüt Çavuşoğlu mu? Zurna'nın son deliği. Efendim İbrahim Kalın mı? Arada bir konuşuyor. Sanki dışişleri sözcüsü. Hulusi Akar mı? Bazen şöyle bazen böyle. Kim bunlar? Fahrettin Altun mu? En yetkin kişi. Pergoleci Fahrettin. Bunların tamamı bakıyorsun. Herkes konuşuyor. Her kafadan bir ses. Konuşmayan dış işlerinin bürokrasisi. Onlar konuşmuyor. Konuşturmuyorlar onları. Türkiye'nin bu denli bir itibar kaybına uğramasının temelinde Türkiye'nin yönetilmemesi geliyor. Yönetilmiyor Türkiye. Akılla yönetilmiyor. Ön yargıyla yönetiliyor. Ben kralım. Ben tek başıma yönetirim Türkiye'yi. Ben her şeyi biliyorum. Böyle bir havaya girdiğiniz andan itibaren o ülke kaybeder. Ve nitekim Türkiye kaybediyor. Şahsileştirildi dedim. Bundan sonra dışişleri şöyle diyordu Erdoğan. İngiltere, Fransa, Almanya ve şahsım dörtlü bir zirve yaptık. Lafa bakın Allah aşkına. Egoya bakın, egoya, ego patlamasına bakın. Şu kibire bakın, kibire. Almanya, Fransa, İngiltere ve şahsım Türkiye değil. Ve şahsı oturmuşlar efendim, dörtlü zirve yapmışlar. Bunlar dış politikayı bilir mi? Dış politikanın ne olduğunu bilirler mi? Tarihsel derinliğini bilirler mi acaba? Bir büyükelçi olmanın hangi süreçlerden geçtiğini acaba bunlar bilirler mi? Bol maaş alacaklar, altlarında arabası olacak, bayrakları taşıyacaklar. Ne kadar üçkağıtçı adam varsa büyükelçi tayin edeceksin. Sonra diyeceksin ki efendim Türkiye Cumhuriyeti büyük devlettir. Bakın bu şahsım hükümetinin başımıza açtığı belalardan biri. Erdoğan'ın aleyhine orada New York'taydı galiba veya Washington'da bir sürü pankartlar asılmış. Dünyanın parasını ödediler. Erdoğan'ı seviyorum. Ya Türkiye'yi seviyorum yok. Erdoğan'ı. Neden? Şahsım devleti. Değerli arkadaşlarım. Eksen kayması yaşadı Türkiye dış politikada. Yurtta barış, dünyada barış ekseninden İhvan eksenine kayan bir dış politik oldu. Ve bu eksen kayması Türkiye'nin başını belaya soktu. Bakın değerli arkadaşlarım. Neydi? Başka bir ülkenin iç işlerine karışmayacaktık. Ya her ülkenin iç işlerine karıştı. Kendi ülkesini değil, başka ülkeleri adam etmeye kalkıyor. Ya sen önce kendi ülkeni büyüt, kalkındır, işsizliği önle, sen saygınlık kazandır. Ondan sonra diğer ülkeler zaten seni örnek alırlar. Sen bunu yapmıyorsun. İhvan neyi öngörmüşse aynı politikayı dışarıda uyguluyorsun. Değerli arkadaşlarım, Arap dünyasında iç işlerine karıştı. Karışmadı hiçbir ülke kalmadı. Kadim dostumuz Mısır'la aramızı bozdu. Mısır'ın terörist ilan ettiği kişileri İstanbul'a getirdi. İmkanlar sağladı. Televizyon kurdurdu. Radyo kurdurdu. Mısır'ın aleyhine yayın yapın diye. Yanlış yapıyorsun dedik. Yanlış yapıyorsun. Sen Mısır'ın önemini bilmiyor musun? Bilmiyor çünkü tarih bilmiyor. Mısır'ın kendi coğrafyasında ve Akdeniz'de ne kadar önemli olduğunu bilmiyor mu? Bilmiyor. Çünkü tarih bilmiyor. Değerli arkadaşlarım, Mısır'ın terörist olarak kabul ettiklerini getirdi, Türkiye'de ağırladı. Peki bölücü terör örgütlerini bir başka ülke oturup ağırladığında biz hep beraber itiraz etmiyor muyuz? Bu kadar beceriksiz, dünyadan bu kadar habersiz, tarihinden bu kadar habersiz ilk kez bir kişiyi görüyorum. El-Ezher Üniversitesi, Mısır için çok değerli, tarihsel derinliği olan bir üniversite. Ya bu üniversitenin yöneticilerine söylemediği kötü laf kalmadı. Suriye'deki iç çatışmalar. Ne işin vardı kardeşim senin orada? Bir gün önce dost dediğini 180 derece dönüp ertesi gün düşman ilan ediyor. Ya sende devlet bilinci yok mu? Söylem bilinci yok mu? Sende ahlak yok mu? Daha dün kabul ettin dost. 180 derece dönüyorsun düşman. Neden? Emperyal güçler öyle istediler diye. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yöneten kişi emperyal güçlerin oyuncağı olursa bu noktaya geliriz işte. ...600.000 kişi hayatını kaybetti. Suriye'de 600.000 kişi. 3.655.000 kişi Türkiye'ye iltica etti. 24 saatte Emevi Camii'nde namaz kılacaklardı. Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdılar. Ya Bahçeli'ye de söyleyeyim. Milliyetçi geçinen arkadaşımıza söyleyeyim. Kendi bayrağını indirip kendi toprağından Süleyman Şah Türbesi'ni kaçıranlara ne zamandan beri milliyetçi deniyor? Benim bildiğim onlar vatan hainidir. Açık ve ne söylüyor? Vatan hainidir. İdlib'de 33 askerimiz şehit edildi. Hesabını soramadılar ya. Hesabını soramadılar. Koşa koşa Moskova'ya gittiler. Dakikalarca beklediler kapıda. Dakikalarca. Ya bu ülkenin itibarını ayaklar altına nasıl alıyorsunuz siz? Bu ülkenin saygınlığını ayaklar altına nasıl alıyorsunuz siz? Koltukları uğruna vazgeçmeyecekleri hiçbir değer yoktur bunların. Bir daha ifade edeyim. Koltukları uğruna, paraları uğruna vazgeçmeyecekleri hiçbir değer yoktur bunların. Bunların bu ülkeye verecekleri toplu iğne ucu kadar fayda yoktur. Avrupa Birliği, Türkiye çağdaş ülkenin, çağdaş dünyanın bir parçasıydı. Avrupa Birliği'ne tam üye olacağız. Demokrasimiz gelişecek, özgürlükler gelişecek, yargı bağımsız olacak. Ve biz bütün mazlum milletlere örnek olacaktık. Müslüman bir ülke, demokrasi gelişmiş bir ülke, insan hakları, özgür medya, yasama, yargı, yürütme, güçler ayrılığı, süratle, hızla büyüme, kalkınma, bütün bunların hepsi olacaktı bizim ülkemizde. Şimdi totaliter bir ülke olarak tanımlanıyor Türkiye. Demokrasisi askıya alınmış totaliter bir ülke olarak. Öyle bir noktaya geldik ki ya yabancı bir devletin başkanı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 1 numaralı koltuğunda oturan adama aptal olma diyor, tık yok ya, tık yok ya. Buna en büyük desteği veren kim? En büyük desteği veren de sözde milliyetçi geçinen Bahçeli. Nasıl olur bu ya? Ya nasıl olur bu? İtiraz etmesi lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni aşağılayamazsın demesi lazım. Bir de kalktı. Trump bir daha seçilsin diye gidip seçim kampanyasına destek verdiler. Akıl alacak şey değil değerli arkadaşlarım. Askerimizin başına çuval geçirdiler değil mi? Nota verecek misiniz diyorlar. Ne notası? Müzik notası mı diyor. Ama Rıza Zarrab için 2 sefer nota verdi. Rıza Zarrab ona göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden daha önemli bir kişi. Neden? Bütün sırlarını biliyor. Kime ne kadar rüşvet ödediğini Rıza Zarrab biliyor diye. En büyük korkusu ne? O. Rüşvet yemeyeceksin kardeşim. Rüşvet almayacaksın kardeşim. Fakir fukaranın parasını, tüyü bitmemiş yetimin hakkını almayacaksın kardeşim. Alırsan böyle burnundan fitil fitil getirirler. Papazı serbest bırak. Hemen bırakmadı mı? Hani bu can bu tende kaldıkça olmayacaktı. Ne oldu? Niye bıraksın? Hani bu memlekette yargı bağımsızdı? Hangi hale getirdiler Türkiye'yi? O nedenle yandaşları bekliyor, aslan gibi kükresin, bir baktılar kedi gibi miyavlıyor. Ne diyecekler şimdi? Ya kendine acımıyorsan yandaşlarına bari acı. Sana oy veren insanlara acı bari. Memleketini hale getirdiğini bir bak gör. Değerli arkadaşlarım, öyle bir noktaya geldik ki bunların iktidarı döneminde, yani şahsım hükümeti döneminde Lozan'a göre silahtan arındırılması gereken Ege adaları silahlandırıldı ya. Adamlar geliyor, orduyu teftiş ediyorlar. Ve öyle bir noktaya geldik ki bunu özellikle geçmişte AK Parti'ye oy veren kardeşlerime söylüyorum. Öyle bir noktaya geldik ki Yunanistan Dışişleri Bakanı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne geliyor. Dışişleri Bakanı ile beraber yaptığı basın toplantısında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne meydan okuyor ya. Düne kadar kimsenin yüreği yetmezdi. Benim ağrıma gidiyor ya. Benim ağrıma gidiyor. O saygın, o güçlü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ne hale getirdiler? Değerli arkadaşlarım, Doğu Akdeniz petrol yatakları var, karbon yatakları, doğalgaz yatakları var. Mısır'la bozdular. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, herkesle arayı bozdular. İsrail, herkesle kavga ettiler. Sonra ne oldu? Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nu kurdu. 6 ülke. Mısır, Yunanistan, Güney Kıbrıs, İsrail, İtalya ve Ürdün. Ve Amerika'da dilekçe verdi. Ben de Gaz Forumu'na üye olmak istiyorum diye. Dışlanan hangi ülkeler? 2 ülke. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Niye oldu? Niye oldu? Değerli arkadaşlarım, Erdoğan, Netanyahu'nun oğlu Konstantinopolis dediği için Erdoğan kükremişti bir ara. Aynen okuyorum. Bu millet var ya, bu can bu tende oldukça böyle bir şeye asla müsaade etmez. Tüm dünyanın göz bebeği olan İstanbul'a Konstantinopol ifadesini kullanan Netanyahu, oğlunun kulağını çek. Eğer bu noktada biraz daha ileri giderseniz terbiye metotlarımız vardır. Sizleri o türde terbiye etmesini biliriz. Artık burası İstanbul'dur. Biden ne dedi? Bahçeli'ye soruyorum. Biden ne dedi? Sen ne diyorsun? Hadi Erdoğan konuşuyor, onu biliyoruz. Senin partinin önünde milliyetçi yazıyor. Milliyetçi Hareket Partisi. Değerli arkadaşlarım, bunlar devleti yönetemiyorlar. Açık ve net ifade edeyim değerli arkadaşlarım. Ben AK Parti'ye geçmişte oy veren kardeşlerimizle Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren kardeşlerime seslenmek isterim. Bu söylediklerimin içinde şu cümle yanlıştır diyorsanız çıkıp herkesten özür dileyeceğim. Bu söylediklerimin tamamı doğruysa senin de sorumluluğun var kardeşim. Elini vicdanına koymak zorundasın. Bu ülke sadece benim değil, 84 milyonun ülkesidir. Bu ülkeye sadece ben değil, hepimiz sahip çıkmak zorundayız. Bu ülke sıradan bir ülke değildir. Tarihsel derinliği olan bir ülkedir. Olağanüstü zengin kültürü olan bir ülkedir. Eğer birileri gelip seçildikten sonra ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni istediğim gibi yönetirim, aile şirketi gibi yönetirim diyorsa ona o zaman dur demek senin hakkındır. Dur dediğin zaman ülke büyüyecektir. Dur dediğin zaman ülke güçlenecektir. Dur dediğin zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti saygınlık kazanacaktır. Dur demezsen sorun var demektir. Bakınız, bütün bunlar ve sürekli Türkiye'ye her yönden eleştiri geliyor. Biz bir pankart astık. Bütün il ve ilçelere. 128 milyar dolar nerede diye. AK Parti'ye oy veren ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren kardeşlerime seslenmek isterim. 128 milyar dolar nerede sorusunun anlamı nedir biliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Merkez Bankası'nda kendisine ait $1 bile yok demektir. $1 bile. Bir daha ifade edeyim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Merkez Bankası'nın kasasında kendisine ait, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ait $1 dahi yok demektir. Onun için soruyoruz. 128 milyar doları kime verdiniz diye. Eğer bir ülkenin kasasında kendisine ait $1 dahi yoksa bunu sadece ben görmüyorum. Bütün dünya görüyor. Bir araştırmacı, bu konuları iyi araştıran bir arkadaşımız ne diyor? Türkiye bugün savaşa girse herkes biliyor ki kasasında $1 bile yok. Herkes horozlanıyor. Herkes bağırıp çağırıyor. Herkes Türkiye'nin aleyhine konuşuyor. Ve Erdoğan sesini kesmiş, ortalıkta geziyor. O da biliyor felaketin ne olduğunu. Biz 128 milyar dolar nerede derken Türkiye'nin itibarını savunuyoruz. Türkiye'nin geleceğini savunuyoruz. Evlatlarımızı savunuyoruz. 128 milyar dolar kime peşkeş çekildi? Hala açıklama yok. Hala açıklama yok. Merkez Bankası'nı devre dışı bırakacaksınız. Bir protokolle parayı alacaksınız hazineye. Damat kime istediyse hangi fiyattan ona satacak. Kime sattın arkadaş? Kime sattın sen? Cevap yok. Ama cevabını alacağız değerli arkadaşlarım. Cevabını alacağız. Efendim el değiştirdi. Defalarca söyledim. Hırsız malı çaldığı zaman zaten el değiştiriyor. Zaten el değiştiriyor. Biz niye el değiştirdi diye sormuyoruz. Kime verdiniz? Kime? Hangi kur üzerinden verdiniz? Malı kim götürdü? Ben bunu soruyorum. Arkadaşlarım bunu soruyor. Sade vatandaş bunu soruyor. Cevap yok. Niye cevap yok? Sizin babanızın parası mı o? O para 83 milyonun parası. 83 milyonun kefen parası yeri geldiğinde. Yok ettiniz o paraları. Birilerine peşkeş çektiniz. O nedenle Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı gelip Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Türkiye Cumhuriyeti'ni eleştiriyor. Eleştirme gücünü buluyor. Biliyor ki kasalarında para yok. Rahmetli Atatürk ne diyordu? Bir ülkenin siyasi ve ekonomik bağımsızlığı var diyordu. Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Ne demektir? Bayrağımın altında hiçbir egemen gücün gölgesi olmadan ben bu ülkede yaşayacağım. Ama devam ediyor. Eğer o siyasi bağımsızlığı, ekonomik bağımsızlıkla, büyümeyle perçinlemezseniz siyasi bağımsızlığınızı kaybedersiniz diyor. Türkiye'nin bugün ekonomik bağımsızlığı yoktur. 128 milyar doları yok ederek, birilerine vererek Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığını tehlikeye attınız. Değerli arkadaşlarım, bunu söyleyen Erdoğan, yani 128 milyar dolar yer değiştirdi. Kimisi kasada, kimisi şurada, burada. Hepsi hikaye. Hala cevabını almış değiliz. 4 milyar dolar. 4 milyar 163 milyon dolar. Geçmişte de Merkez Bankası bunu satmış. Ne zaman? 2009'da. 2009'da satıyor bu parayı. 4 milyar 163 milyon doları satıyor. Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu kuruldu. AK Parti ilk iktidar olmuştu. Meşhur 3 yerlerinden birisi yolsuzlukla mücadeleydi. Yolsuzlukların üzerine gideceklerdi. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını savunacaklardı. Böyle bir ifadesi vardı. Ben de o komisyonun Cumhuriyet Halk Partisi adına üyesiydim. Ve Erdoğan 2010 yılı bütçesi görüşülürken satılan 4 milyar dolarla ilgili diyor ki o gece en fazla alım yapan 9 bankanın satın aldığı döviz miktarı 4 milyar 163 milyon dolardır diyor. Ve bir gün sonra bu bankaların karı kur arttığı için 1 katrilyon 635 trilyon liraya çıktı diyor. Bunun hesabını soracağım diyor. Değerli arkadaşlar, 4 milyarın hesabını soracağım diyor. 128 milyar nereye gitti? Erdoğan o kadar ileri gidiyor ki şu konuşmayı yapıyor mecliste. Milliyetçiyim diyerek ortalıkta dolaşanlara sesleniyorum. herhalde Bahçeli'ye söylüyor. Milliyetçiydiniz de bu ülkenin böyle göz göre göre soyulmasına neden seyirci kaldınız diyor. Neden sesinizi çıkarmadınız diyor. Akşam karanlığında Merkez Bankası soyulurken, Milli Bankamız soyulurken, milletimin bütün imkanları soyulurken milliyetçiliğinizi o gün neden hatırlamadınız diyor. Milliyetçiyim diye bu millete en ağır bedeli ne hakla, hangi vicdanla, hangi insafla ödettiniz diyor. Aynısını şimdi biz soruyoruz. 4 milyarın değil, 128 milyarı soruyor. Değerli arkadaşlarım, vatandaşlarımız 128'i soracaklar. Sormalılar. Eğer tüyü bitmemiş yetimin hakkını savunmak 83 milyona düşüyorsa her birimizin bu hakkı savunması lazım. Nereye gitti bu para? Kime verdiniz bu parayı? Hangi kur üzerinden verdiniz bu parayı? Ve Merkez Bankası'nın, değerli arkadaşlarım, şu anda döviz rezervi eksi 60 milyar 400 milyon dolar. 16 Nisan 2021 tarihi itibariyle. Yani başkalarından borç aldı, swap'la aldı, 60 milyar para var. Ama bir kuruşu bile kendisine ait değil. Şuna benziyor. Evi satıyorsunuz. Sattığınız evde kirayla oturuyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki değişen bir şey yok, ben aynı evde oturuyorum. İyi de ev senin değil kardeşim. Ev senin değil. 128 milyar dolar el değiştirdi. Zaten el değiştirdi. Kime gitti bu para? Bunun cevabını hala almış değiliz. Ama sandıkta alacağız. Sandıkta soracağız. Birlikte soracağız. Getirin diyorum, getirin diyorum sandığı, korkudan getirmiyorlar. Sadece bunu sormasınlar. Bunlar ne biçim milliyetçi ya? Uyduruktan milliyetçilerini de gördük. Kendi ülkesinde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde kendi vatandaşından dolarla borçlanıyor. Nerede bu Türk lirası? Şu dolar aşkına bakın. Bunu kime soruyorum? Bahçeli'ye soruyorum. Erdoğan'a sormuyorum zaten. O zaten dolar deyince bütün damarları oynuyor. Dolar olsun da ne olursa olsun. Koltuğumda oturayım, sağımda solumda dolar çuvalları olsun, bu işi götüreyim diyor. Bahçeli'ye soruyorum. Kendi ülkesinde neden Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi vatandaşından dolarla borçlanır? Ya Türk lirası yok mu? Nerede o? Nerede kaldı bu Türk lirası? Ve öyle bir noktaya geldik ki ekonomide, değerli arkadaşlarım, dünyanın en yüksek faiziyle borçlanan ülkeyiz. Tam bir sömürü çarkı. Tam bir sömürü çarkı. 83 milyonu Londra'daki bir avuç tefeciye mahkum ettiler. Sık sık veriyorum. AK Partili ve AK Parti'ye oy veren ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren kardeşlerim de dinlesinler. Bu Erdoğan şahsım hükümetinden sonra bir ayda 1 milyar 800 milyon dolar faiz ödüyoruz. Bir ayda, her ay 1 milyar 800 milyon dolar dışarıya. Bir günde 57 milyon 800 bin dolar ödüyoruz. Bir saatte 2 milyon 400 bin dolar faiz ödüyoruz. Tıkır tıkır ödüyoruz. Memleketi bu hale getirdiler. Ve öyle bir hale geldi ki değerli arkadaşlarım, Washington'a gene eski bir milletvekilini büyükelçi tayin ettiler. 3 ay geçmiş, 3 ay. Güven mektubunu hala sunmuş değil. Dışişleri Bakanlığı'nın yetim çocuğu gibi Washington'da geziyor. Acaba Biden beni kabul eder de ben güven mektubunu verebilir miyim diye. Şu Türkiye'nin geldiği hale bakın. Şu Türkiye'nin geldiği hale bakın. Bunları aşacağız. Ve ben açık ve net söylüyorum. Recep Tayyip Erdoğan artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti için bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir. Evet. Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti Devleti için artık bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir. Mısır'daki Sağ Sultan da artık bunu biliyor. Bunun ayrıntılarını da bir başka salı günü bütün ayrıntılarını veririm. Hangi gerekçeyle milli güvenlik sorunu haline geldi diye. Ve biz umudumuzu asla kaybetmeyeceğiz. Çok badireler atlattı Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Ama her badireyi sonunda başarıyla sonlandırdık. Yine başarıyla sonlandıracağız. Yine beraber sonlandıracağız. Yine dostlarımızla birlikte sonlandıracağız. Esnafımızla, çiftçimizle, emeklimizle, taşeron işimizle, herkesle birlikte sonlandıracağız. Bu ülkeyi yaşanabilir, cennet bir ülke haline getireceğiz. Hepinize saygılar sunuyorum. Oturumu kapatıyor, saygılar sunuyorum.